Ekran başından bizi seyreden sevgili izleyiciler, bugün Çoğulcu Demokrat Partisi'nin İstanbul adayının tanıtım toplantısındaydı. Hemen yanımda Narspor'un yöneticileriyle buradayım. Önce sizleri bir tanıyalım. Ümit Bektemir, Samsun Havzalıyım. Erzekim Birzeka sülalesindeyim. Narspor'da yönetimdeyim. Buraya da tanıtımda geldik. Sizi tanıyalım. Altay Türkoğlu, Samsun Vezirköprülüyüm. Kaş sülalesinden Erzekim. İsa kardeşimiz desteğe geldik. Sevgili seyirciler, Çoğulcu Demokrasi Partisi dedik. Türkiye'ye baktığımız zaman 120 tane siyasi parti var. Bu 120 siyasi partinin 35 tanesi seçimlere giriyor, öbürleri seçimlere girmiyor. Seçimlere girmeyen partilerin bir tanesi de Çoğulcu Demokrat Partisi'ydi. Çoğulcu Demokrat Partisi seçimlere girmediği için İstanbul'dan bağımsız aday çıkarttı. Bu bağımsız adayı da ekranda gördüğünüz gibi İshak Akbay'dı. Neler söyleyeceksiniz Çoğulcu Demokrat Partisi için? Evet, yani Çoğulcu Demokrat Partisi yani kendisi katılmıyor ama bağımsız aday olarak da tüm kurumların istişaresinden sonra İshak Akbay üzerinde karar kılındı. Yani bu işe İshak kendisini zaten çok uzun zamandır tanıyoruz. Hem arkadaşımız, kardeşimiz, camide çok koşturmuş, çok kibar, naif, dünya insanı. Onun için bence şu anda seçilebilecek en iyi adaydı diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Yol açık olsun. Sevgili seyirciler, ÇTP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de başkan olma çok zor. Çünkü İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'un 11 milyon oyu var. Bu 11 milyon oyunun 1 milyon 300 bini seçimlere katılmıyor. 700 bin tanesi de boş oy kalıyor. Yani en az 5 milyon oy almanız lazım. Alpay Bey, size dönelim. Çoğulcu Demokrat Partisi'ne de ekonomik olarak da yardım ediyorsunuz. O grubun da içerisindesiniz. Çoğulcu Demokrat Partisi dediğimiz zaman aklımıza Çerkezlerin Partisi geliyor. Yalan mı doğru mu bilmiyorum ama benim aklıma o geliyor. Kuzey Kafkasyalı Tüm Halkların Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi. İshak da bu topluluğun sesi olacak diye ümit ederek yola çıktı kardeşimiz. Taşın altına gövdesini koyanlardan, sadece elini değil. Biz küçük dokunuşlarla destek çıkmaya çalışıyoruz kendisine. Burada maksat Büyükşehir Belediyesi'ni almak değil, sadece bizim sayımızı belirlemek. Bu bir matematik oyunu. Bu matematik oyununda kimler bu ruhu taşıyor'yu ortaya koymak. Ümit ediyoruz ki böyle göz dolduracak bir sayı çıkar. Bütün çabamız, bütün temennimiz o doğrultuda. Sevgili seyirciler, İstanbul'a baktığımız zaman 1 milyon Çerkez olduğu söyleniyor. Doğru mu Ümit Başkan? Yani vardır diye düşünüyorum. Bunlar ne yazık ki bir araya gelemiyoruz. Bir parti kurduk. Federasyonlarımız var. Derneklerimiz var. İşte Alpay Bey'in restoranı var. Eksik olmasın. Bunların hepsini ne zaman bir araya gelip toplayacağız? Bir güç oluşturacağız. Biz yıllardır Zekvetmen Dütleş diye birlikteysek güçlüyüz diye bir sloganla hareket ediyoruz. Aslında bunun bir söylevden öte gitmediğini birçok organizasyonda görüyoruz. Gelecek nesillere bir doğru miras bırakma derdindeyiz. O yüzden ümit ediyorum ki gençlerimiz bizim ileri kuşağın bu işle alakalı, birliktelikle alakalı olan sürece ne kadar soğuk baktığını görüp bundan ders çıkarıp el ele tutuşup birlikte yol yürürler diye ümit ediyoruz. Gençlere doğru miras bırakma peşindeyiz. Sevgili seyirciler, Narspor'un yöneticileri burada. Narspor dediğimiz zaman aklımıza Kafkasların sporu geliyor. Ama futbolcularına baktığımız zaman futbolcuların içerisinde de Kafkas olmayan var. Önemli olan Narspor'un ismi. Sizler de buraya yöneticisiniz, ekonomik olarak katkı yapıyorsunuz. Narspor'un son durumu nasıl? Narspor şu anda gayet iyi gidiyor. Sezona biraz problemli başladık ama şu anda gayet iyi ivme kazandı. Adım adım yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi birkaç tane de takviye yaptık. Bir iki takviye daha yapacağız. Onlarla birlikte playofflara kalmayı hedefliyoruz. Playofflarda da inşallah bir üstlük bölgesel amatör ligi çıkmayı hedefliyoruz. Alpay Bey, son olarak neler söyleyeceksiniz? Çerkezler için adını duyurmak adına her türlü argümanın arkasındayız, yanındayız, destek çıkacağız. Evet sevgili seyirciler, bundan sonra bakalım neler oldu. Hep beraber bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.